Evet, merhabalar değerli arkadaşlarım. Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. Sizleri özlemiştik bayağıdır. Değerli arkadaşlarım, 2022 Temmuz ayıyla devam ediyoruz yine. Bizleri ehliyet.hocam adresinden Instagram'dan takip edebilirsiniz. Klasik her zaman söylediğimiz şeyler, oradan mesajını vesaire gönderebilirsiniz. Yine değerli arkadaşlarım, kanalımızın hemen altta bulunan abone ol butonuna tıklarsanız ücretsiz olaraktan buradan biz size bildirim atıyoruz. İşte yeni video yüklendi diye. Böylece hem sizi çalışmaya teşvik ediyoruz hem de değerli arkadaşlarım ne yapıyoruz? Yeni videolardan haberdar olmuş oluyorsunuz. Yine değerli arkadaşlarım uygulamamız var. Ehliyet Hocam uygulaması. Bu uygulama sayesinde arkadaşlar birçok arkadaşımız geçti. Bunu da Google Play'den indirebilirsiniz. Google Play Store'ya Ehliyet Hocam yazdığınız zaman direkt karşınıza çıkacaktır diyorum. Fazla vakit kaybetmeyelim isterseniz. Zaman nakittir. Nakitte fazla boş yere harcamaya gerek yok. İsterseniz hemen videomuza başlayalım. Dizel motorlu araçları çalıştırırken marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir demiş. Veyahut da sönmesi beklenir. Şuradan şu kalemimi açayım önce. A. Isıtma bujisi ikaz ışığı. B. El freni çekili ikaz ışığı. C. Yağ basıncı ikaz ışığı. D. Akü şarj ikaz ışığı. Arkadaşlar, dizel motor diyorsa kesinlikle bizim ısıtma bujisinin sönmesini beklememiz lazım ki ısıtma bujisi uygun sıcaklığa geldiği için ateşlemeyi başlatabilsin arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı. Şekildeki araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? En çok şaşırılan sorulardan biridir bu. Geçiş hakkı sıralamaları. Özellikle kontrolsüz kavşaklarda çok şaşırıyoruz. Arkadaşlar, bize eğer böyle bir soru gelmişse öncelikle kavşak kontrollü mü kontrolsüz mü bunu anlamamız lazım. Kontrollü kavşaklarda genelde levha ya da polis bulunur. Burada her ikisinin de olmadığını görüyoruz. O zaman burası kontrolsüz kavşak. Peki hocam, bu adamların önceliği neye göre belirlenecek? Arkadaşlar, eğer dönüş yapan bir araç varsa en sona bırakılır. Bakıyoruz, dönüş yapan araç var mı? Evet, bir numaralı araç dönüş yapmış. O zaman en son bu araç geçecek. Peki hocam, 2 ve 3 numaralı araçlar eşit değil mi? Bunlardan hangisi geçecek? Arkadaşlar, 2 ve 3 numaralı araçlarda ise en sağda bulunan araç geçer. Şimdi 3 numaranın sağında bir araç bulunmadığına göre 2 numaranın sağında 3 numara var. O zaman ilk önce 3 numara, daha sonra 2 numara, en sonda dönüş yapan 1 numara geçiş yapacak. Büyük ihtimalle arkadaşlar burada bir yanlışlık yapmış arkadaşımız. Yani işaretleme hatası. Doğru cevabımız önce 3, daha sonra 2, daha sonra 1 olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Arkadaşımız küçük bir işaretleme hatası yapmış. Doğru cevap D şıkkı. Şekildeki araç sürücüsü kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışında aracını park edebilir? A 5, B 10, C 15, D 20 demiş. Doğru cevabımız, evet, bunun doğru cevabını arkadaşlar siz yorum kısmına yazıyorsunuz. Biz de en geç arkadaşlar bir 5 dakikada size dönükleri sağlayacağız. Tabi önce birkaç tane yorum birikmesini bekleyeceğiz. Çünkü toplu olaraktan vereceğiz. Zaten siz bildirim gelecektir mutlaka doğru yanıtla ilgili. Bunu da bu şekilde beraber yapmış olalım. Niçin böyle bir şey yapıyorum? Şu şekilde arkadaşlar. Bugün ilkokulda gitmiş olduğu pikniği unutmayan arkadaşlarımız var. Neden? Çünkü bir yaşantı geçirdiniz onunla alakalı. Bu da çabuk unutulan şeylerden bir tanesi. Bu şekilde bir yaşantı geçirtip sizlere bunun unutulmamasını sağlamak arkadaşlar amacımız. Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir? Marş sistemi, yağlama sistemi, yakıt sistemi, ateşleme sistemi. Arkadaşlar, doğru cevabımız A şıkkı olacak. Marş sistemi, motorun çalışmasını ilk hareketi veren
Mars sistemidir. Bazen şıklarda bununla alakalı şaşırtmacalı sorular bulunur. Bir şöyle der mesela bir şıkta aracımızın motoruna hareket verir der. Birinde de aracımıza hareket verir der. Doğru cevap tabii ki de aracımızın motoruna olması gerekiyor arkadaşlar. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda otomobil ile iş makinesinin karşılaşması halinde hangisi diğerine yol vermelidir? A. İş makinesi otomobile. B. Otomobil iş makinesine. C. Şeridi daralmış olan diğerine. D. Dingil ağırlığı az olan diğerine. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. İş makinesi otomobile büyük olan küçük olan arkadaşlar yol veriyor diye de kendi kafanızda bu şekilde bir kodlama yapabilirsiniz. Gündüz çekilen ve çeker arasındaki araç arasındaki açıklık 2,5 metreden fazla ise bağlantının orta kısmına aşağıdakilerden hangisi asılmalıdır? Beyaz bayrak, sarı yansıtıcı veya 20'ye 20'ye batında sarı bez, kırmızı yansıtıcı veya 20'ye 20'ye batında kırmızı bez, yeşil yansıtıcı veya 20'ye 20'ye batında yeşil bez. Tabii ki C şıkkı olacak arkadaşlar. Ya kırmızı yansıtıcı asacağız ya da 20'ye 20'ye batında en küçük bir kırmızı bez asmamız gerekiyor. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir? Far ayarları, buji ayarları, avans ayarları, platin ayarları. Yine fazla da bilinmeyen bir soru. Bunda da çok yanlış çıkıyor. Doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Neden bunda yanlış çıkıyor? Genelde arkadaşlarımız platin, avans ve buji ayarlarını sorudaki değildir imgesine dikkat etmeden hemen bujiyi görüyor. Ha, yakıt sistemiyle alakalı. Lak patlat. Avans ayarını görüyor. Hop hemen yapıştır. Arkadaşlar sorunun değildir söz öbeğine de dikkat etmeniz gerekiyor. Şekildeki karayolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır? A1, B2, C3, D4. Böyle sorularda daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar levhalara dikkat etmemiz gerekiyor. Burada ters yön levhası var. Bakalım 1 numaralı araç doğru yere, 4 numaralı araç doğru yere, 3 numaralı araç doğru yere. Fakat 2 numaralı araç ters yöne girmek üzere. Doğru cevabımız 2 numaralı araç olacak. Trafik para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içerisinde ödenirse %25 indirimden faydalanır? A 15, B 25, C 20, D 30. Evet, 15 gün içerisinde olacak doğru cevabımız. Arkadaşlar örneğin 100 liralık bir ceza yediyseniz 75 liraya iniyor arkadaşlar. Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır? Sarı, yeşil, kırmızı, kırmızı ile birlikte sarı. Doğru cevabımız yeşil olması olacak arkadaşlar. Zaten bunları bilemeyeni dövüyorlar. Pencereden aşağı atıyorlar, değil mi? Kulaklarından tavana asıyorlar. Lütfen bu tip soruları kaçırmayalım. Bunlar kek soru. Hani 168'den kalanlar bu tip sorulara dikkat etsinler. Evet, 68'den kalanlar var arkadaşlar. Evlat acısı gibi çok felaket bir şey. Hangi durumdaki yaralı kesinlikle sedye ile taşınmalıdır? Omurga kırığı olan, kaburga kırığı olan, birinci derece yanığı olan, kolunda yara ve kırık olan. Hangisi sedye ile taşınmalıdır demiş. Tabii ki de A şıkkındaki omurgada kırığı olan kişi kesinlikle sedyeye düz bir zeminde sabitlenerek taşınmalıdır arkadaşlar. Zira hasarın olduğu bölümden aşağısının felç kalma ihtimali vardır. Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazede görünmesi hangi durumda olur? Bulantı ve kusma olması, burun ve kulaktan kan gelmesi,
Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması. Yukarıdakilerin hangisi demiş arkadaşlar? Bir kazazede görülmesi hangi durumda olur demiş. Bulantı ve kusmayı falan sormuş. A. Baş yaralanmasında. B. Akciğer delinmesinde. D, C. Dalak yırtılmasında. D. Kalp spazmında. Arkadaşlar, burun ve kulaktan kan geliyorsa akciğeri evet aklınıza getirebilir ama tabi sadece burundan gelse tamam akciğer hadi geldi diyelim. Ama kulaktan da geliyorsa arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden A şıkkını işaretleyip bu soruyu geçmeniz gerekiyor. Motor çok sıcak iken radyatöre su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur? Motorun stop etmesine, motor gücünün artmasına, motor bloğunun çatlamasına, motor sıcaklığının artmasına. Tabii ki de arkadaşlar böyle bir durumda su koyarsanız otomatik olaraktan motor bloğunun çatlamasına sebep olursunuz. Ki aşırı sıcakken arkadaşlar radyatörün kapağını açmayın özellikle hararet durumunda. Çünkü elinizi kolunuzu yakabilirsiniz. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir? Günde bir, haftada bir, ayda bir, 6 ayda bir pardon, araca binileceği zaman. Arkadaşlar bunu her araca bineceğiniz zaman kontrol etmek zorundasınız. Mutlaka buna dikkat edin arkadaşlar. Özellikle bayan arkadaşlar. Geçen gün bir tane gördüm böyle. Aman diyeyim dikkat edin. Adam yani gitmiş patlamış teker dümdüz devam ediyor. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur? Arkadaşlar şıklarımız verilmiş. Şıklarda birinci de otobüs. Geçen gün soruda anlatıyorum. Sonradan dikkat ettim. Kamyon demişim arkadaşlar. Kafa artık nereye gittiyse. B şıkkında motosiklet. C şıkkında lastik tekerlekli traktör. D şıkkında ise bisiklet verilmiş. Doğru cevabımız tabii ki de A şıkkı olacak arkadaşlar. Peki hani bu sorularda bir şey daha geliyor. İşte ilk yardım çantası da geliyor aynı şekilde bunlarda. İlk yardım çantası hangisinde bulundurulmalı diyor. Tabii ki de gene A şıkkı arkadaşlar. Zorunludur. Peki hocam ilk yardım çantasını neye göre bulunduracağız biz? Araçtaki yolcu sayısına göre arttırıp çoğaltabiliriz arkadaşlar. Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır? A 1 numaralı araç, B 2 numaralı araç, C 3 numaralı araç, D 4 numaralı araç. Hangisi asli kusurludur demiş? Tabii ki de 2 numaralı araç. Arkadaşlar burada dur levhasının bulunduğu yer tali yoldur. Dur ve hangi levhamız arkadaşlar? Ters üçgendi değil mi? Bu ikisi tali yolda bulunuyordu. 2 numaralı araç tali yoldadır. Normalde durup yolu kontrol edip ondan sonra çıkması gerekirdi. Bu sebepten dolayı burada asli kusurlu olan 2 numaralı araçtır. Hocam 3 numaranın kusuru ne o zaman? Asli kusurlu diyorsa demek ki diğeri de kusurlu ama asli değil. 3 numaranın suçu ise arkadaşlar buradaki levha bize diyor ki sağdan bir tane tali yolun birleştiğini ve dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Yani bir angut yola atlayabilir diyor. Ki atlamış arkadaşımızın önüne 3 numarada bu yüzden hatalı arkadaşlar. Araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur? Kırmızı ışıkta bekleyen sürücülerin harekete hazırlanmalarını sağlamada, kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede, ilerisi görünmeyen dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermede, bisiklet yolundaki bisikletlilerin taşıt yoluna girmelerini önlemede. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. İlerisi görünmeyen dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermede kullanılması zorunludur arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Genelde biz selektör yakarız değil mi? Ama gündüz ne yapacaksın? İşte kornaya basacaksın. Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır? A yan yatış, B baş yanda yarı yüzüstü yatış, C bacaklar karna doğru bükülü sırt üstü yatış, D bacaklar yerden 30 cm yüksekte sırt üstü yatış. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar.
Bacaklar karna doğru bükülü ve sırt üstü yatış olacak. Evet, yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir? Yakıcı madde ile temas şekli, yakıcım etkiyi gösteren maddenin miktarı, yaralının üzerinde bulunan giysinin cinsi, yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği. Tabii ki de D şıkkı arkadaşlar. Genişliğine bakıyoruz. Bir de arkadaşlar mesela üst deriyi mi yakmış yoksa aşağıya mukozadan da aşağıya inip arkadaşlar tahribata yol açmış mı sinirlerde? Buna biz ne yapıyoruz? Bakıyoruz. D şıkkı o yüzden doğru yanıtımız. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? Korna çalıp yayayı uyarması, geçiş hakkını yayaya vermesi, geçiş hakkını kendisinin kullanması, bulunduğu şeridin sağına yaklaşması. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Geçiş hakkını yayaya vermesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü yaya devamlı öncelikli. Önce yaya geçecek, daha sonra da biz de geçeceğiz arkadaşlar. Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir? Felç, kriz, koma, bayılma denmiş arkadaşlar. Bilinç kaybını sormuş bize. Yüzeysel demiş. Tabii ki de D şıkkı olacak arkadaşlar. Yüzeysel. Eğer yüzeysel olmasaydı burada hangisini işaretleyecektik? Komayı işaretleyecektik arkadaşlar. Baş ve yüzeydeki ağır kanamalarda aşağıdaki basın noktalarından hangisine basınç uygulanır? Kasık, koltuk altı, şah damarı, köprücük kemiği. Arkadaşlar baş ve yüzde eğer ağır bir kanama varsa tabii ki kusura bakmayın şöyle bir çizim yapacağım. Evet, şöyle hatta dakikanızdan geç. Evet, dakikanızdan geçmeden lak diye ben çizdim, geri getirdim. Evet, kasık koltuk altı demiş arkadaşlar. Evet, eğer arkadaşlar bizim yüzde herhangi bir kanamamız varsa kesinlikle şurada bulunan iki şah damarımıza bası uygulamamız gerekir. Kasıklarda nerede arkadaşlar? Kasık dediğimiz yer bu bölge. Buradan da atar damarlar geçiyor arkadaşlar. Bu bölgeye de genelde bypass değil de diğer neydi? Ha, anjiyoya mesela buradan girerler arkadaşlar. Talbe kadar buradan giderler. Köprücük kemiği dediğimiz yer tam şurası arkadaşlar. Şuralara baskı uygulanır köprücük kemiğinde. Bunları da belirtmiş olalım. Koltuk alt dediğimiz zaman şurası arkadaşlar. Şöyle. Zaten koltuk altımız çok terler. Neden? Oradan çünkü damar geçiyor arkadaşlar. Çok sıcak oluyor. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır demiş. Ve bize arkadaşlar A şıkkını vermiş. B şıkkını vermiş. C şıkkını vermiş. D şıkkını vermiş. Durdurup bakabilirsiniz daha. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Saatte 50 kilometre azami hızı gösterir arkadaşlar. B şıkkında azami hız sınırlamasının bittiğini gösterir. Tabi rakam değişebilir. 70 de yazabilirdi bunun yerine ama levha aynı levha. C şıkkında arkadaşlar 7 tondan yukarıda yüklü olan taşıtların buraya giremeyeceğini söyler. D şıkkında ise takip mesafesinin 70 metreden az olmaması gerektiğini bize söyler arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir? Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkılarak temizlenmesi, kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması, kanayan yere sıcak uygulama yapılması, kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. En yakın noktaya basınç uygulamamız gerekiyor. Aman diyeyim pıhtıları yıkamayın. Vücut zaten onarmış. Siz yıkadığınız zaman tekrar kanama başlayacaktır. Sıcak uygulama yapmıyoruz arkadaşlar. Mümkünse soğuk uygulama yapıyoruz. Kanayan yeri oksijenli su ile kesinlikle açık yaraları yıkamıyoruz. Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir? 1. Motor soğutma suyunun eksilmesi. Devir daim pompasının kayışının kopması.
Radyatör üzerinde bulunan fan motorunun arızalanması. Yalnız 1, 1 ve 2. Böyle şeyler de artı eksik koyun demiştim hatırlıyorsanız. Hemen yapalım. Soğutma suyunun eksilmesi. Evet, su eksilirse hararet yapar. Devirdaim pompası kayışının kopması. Evet, kayış koparsa devirdaim su döngü yapmayacaktır. Bu sebepten dolayı yapar. Radyatör üzerinde bulunan fan motorunun arızalanması. Evet, olur. Doğru cevabımız D şıkkı olacak o zaman arkadaşlar. 1, 2 ve 3 olacak. Aşağıdakilerden hangisi motorda hararetin yükselmesine sebep olabilir? Soğutma suyunda antifriz olması, dispiratör kapağının çatlak olması, vantilatör kayışının çok gergin olması, aracın uygun vites ve devirde kullanılmaması. Doğru cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Düşünün, birinci vitestesiniz ama son gaz gidiyorsunuz. Basıyorsunuz gaza. Araç inim inim inliyor. Arkadaşlar tabii ki de uygun devirde kullanmadığınız için aracımızın harareti yükselecektir. Düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimler oluşursa muhtemel arıza ne olabilir? Eksantrik milinde balanssızlık vardır. Alternatörde balanssızlık vardır. Pistonlarda balanssızlık vardır. Lastiklerde balanssızlık vardır. Rot balans ayarını duymuşsunuzdur arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Lastiklerin yönünün birbirine paralel olması gerekir arkadaşlar. O sebepten dolayı D şıkkı diyoruz. Lastiklerde balans ayarı yapılmamışsa bu titreşimi alırız arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan çevre faktörlerinden değildir? Yolun bakımsız olması, kaldırımların yetersiz olması, eski ve yetersiz araçların kullanılması, uyarı işaretlerinin yetersiz olması. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Eski ve yetersiz araçların kullanılması bunlara sebebiyet veriyor arkadaşlar. Bu tabii ki çevreden kaynaklı faktör değildir. Bu araçtan kaynaklı faktördür. Araç hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Jigle çekilidir, el freni çekilidir, motor yağı eksiktir, lastik havası fazladır. Arkadaşlar doğru cevap B şıkkı. Bunu ben yaptım. Siz yapmayın. El freni çekili biçimde araç kullanmayın arkadaşlar. Hocam hareket etmez ki ya. Eder oğlum. Eder kızım. Hareket ediyor ama şöyle bir sıkıntı oluyor. Belli bir müddet tabii zorlayarak hareket ediyor. Isınınca biraz rahatlıyor araba ama aman diyeyim. Dikkat edin. El frenini indirin arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisindeki arıza farların yanmamasına neden olur? Bujilerdeki, dispiratördeki, fan anahtarındaki, endüksiyon bobinindeki. Tabii ki de far anahtarındaki arıza olacak arkadaşlar. Far anahtarında eğer bir arıza varsa fanların yanmamasına sebep olacaktır. Buji biliyorsunuz ateşleme sisteminin bir parçası. Dispiratör sıralı olarak bujileri elektrik görgilerin o aygıtımız. Endüksiyon bobini ise bizim bujilere gidecek olan elektriği yükselten bobinimiz arkadaşlar. Doğru cevap C şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeler arasında yer alır? Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması, burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi, burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi, burkulan ekleme turnike uygulanması. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi olacak. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sürekli yanıp sönmesi sağa dönüş sinyal lambalarının çalışıyor olduğunu bildirir? Evet, şıklarımız veriliyor arkadaşlar. A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı, D şıkkı.
Doğru cevabımız var bir de tabii. C şıkkı olacak arkadaşlar. Sağa dönüş sinyalinin yandığını bize gösterir. B şıkkındaki sola dönüş, A şıkkındaki sis lambaların açık olduğunu, D şıkkındaki ise kısa hüzmeli farların açık olduğunu bize bildirir arkadaşlar. Boyun, sırt, bel omurları kırıklarında yaralının uygun şekilde tespiti yapılmadan nakli gerçekleştirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? Vücudun bir bölgesinde felç oluşması, nabız atışlarının sürekli hızlanması, bulantı ve kusmanın olması, vücut sıcaklığının artması. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Vücudun bir bölgesinde felç oluşması olacak arkadaşlar. Arkadaşlar aman diyeyim bu omurtlarda vesaire de çok dikkatli olun. Yani gaz yaparken göz çıkarmayın. Aşağıdakilerden hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır? Bağlantı yolunda seyrederken, tek yönlü yollarda duraklarken, tek yönlü yollarda park ederken, iki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Bağlantı yolunda seyrederken arkadaşlar. Bağlantı yolu ne? Hemen şöyle küçük bir çizim yapacağım. Arkadaşlar diyelim ki şöyle yol gidiyor değil mi? Şöyle yol gidiyor. Üst geçit burası diyelim ki. Niye çizmedi? Ha. Siz de alt geçittesiniz. Çıktınız. Şöyle bir yol var. Şuradan bağlanıyor. Şuraya bağlanıyor. Şöyle. Mesela bu bir bağlantı yoludur arkadaşlar. Burada geriye gitmek yasaktır kesinlikle. Ne yapacaksınız? Gideceksiniz. Zaten ileride mutlaka aşağıya bir giriş daha verecektir arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Antalya'da var mesela bu havayoluna giderken o Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nin az ilerisinde falan var Antalyalı kardeşlerim bunu iyi bilirler. Bağlantı yollarına dikkat edeceğiz. Hatta ben orada 6-7 tur atmış adamım. Yani dikkatli olun. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez? En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmelerine izin verilir. Bu kişilerin karayolunda araç sürmesi yasaktır. Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır. Uyuşturucu kullandıklarından şüphelendiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez demiş. En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmelerine izin verilir. Bu kişilerin karayolunda araç sürmesi yasaktır. Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır. Uyuşturucu kullandıklarından şüphelendiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar. Arkadaşlar doğru cevabımız tabii ki de A şıkkı olacak. En son şeritten gitmelerine izin verilir demiş. Hayır arkadaşlar böyle bir durum söz konusu değildir. Aracın gösterge panelinde şekildeki gibi görünen akü şarj ikaz ışığının yandığı halde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? Yağın azalması, akünün boşalması, fren hidroliğinin bitmesi, marş motorunun arızalanması. Doğru cevabımız tabii ki de B şıkkı olacak arkadaşlar. Akünün boşalacağı anlamına gelir. Çünkü alternatör çalışmıyor demektir arkadaşlar. Şarj edilmiyor. Akü demektir bu işaretin yanması. Bu işaret ilk aracımızı çalıştıracağımız zaman yanar. Araç çalıştığı andan itibaren söner. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur? Fren balatalarının aşınması, karter contasının yırtılması, hava filtresinin kirlenmesi, rot ayarının bozulması. Doğru cevap B şıkkı olacak. Karter contasının yırtılması olacak arkadaşlar. Eğer bu conta yırtılırsa otomatik olaraktan yağ kaçırmaya başlayacaktır. Okul taşıtlarında öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler nasıl olmalıdır? Açılıp kapanabilir olmalı, kolayca açılabilir, sabit ve
Ya sabit demiş veyahut da renkli demiş. Arkadaşlar, eğer öğrencilerin kolayca erişebileceği camlar, pencereler varsa bunlar tabii ki de sabitlenmeli. Yani belli bir yere kadar açılmalı ya da açılmamalı arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yoksa çocuklar elini, kolunu, bacağını mutlaka oradan çıkartacaktır. Hatta tel bir ara şeyler yapıldıydı bunlar için. Nasıl desem? Tel örgüler yapıldıydı. Hapishane gibi oluyordu. Benim çocukluğumda öyle şeyler vardı. Seyir halindeyken araçtan yanık kablosu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? Yakıt seviyesi kontrol edilir. Önemsenmez yola devam edilir. Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. Durdurulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır demiş. Arkadaşlar kablo kokusu alıyorsanız aracı hemen sağa uygun bir biçimde çekiyorsunuz. Akünün artı kablosunu önce daha sonra da eksi kablosunu ne yapıyorsunuz? Çıkartıyorsunuz. Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev halinde karşılaşması durumunda ilk geçiş hakkı hangisine aittir demiş. İtfaiye aracı, polis aracı, iş makinesi, ambulans. Arkadaşlar aciliyet durumuna göre düşünün. Burada en acil hangisi var? Evet, ambulans değil mi? O zaman bir numara ambulans olacak. Peki ondan sonra en acil hangisi var? Evet, ambulanstan sonra acil olan itfaiyemiz var. Daha sonra hangisi acil? Tabii ki 3 numara polis. En sonunda arkadaşlar 4 numaralı araç geçiş yapacak arkadaşlar. Trafik işaretlemeleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır? Görülmelerinin engellenmesi, sorumlu kuruluşların eskisini yenisi ile değiştirmesi, üzerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, dökülmesi. Arkadaşlar burada 1 ve 2 aynı mantıktadır. Bizde ne demiş? Yasak olanı sormuş. O zaman 1 ve 3 olacak cevabımız. Yani B şıkkı olacak arkadaşlar. Şekle göre 1 numaralı aracın sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Hızını azaltması, öndeki aracı geçmesi, takip mesafesini arttırması, duraklama yapmaktan kaçınması. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Öndeki aracı geçmesi yasaktır. Zaten gördüğünüz gibi düz çizgiyi boyun yüzden koymuşlar. Peki zaten arkadaşlar düz çizgi ya biz yaya geçidine yaklaşıyorsak, tamam mı? Ya önemli bir nokta varsa, kör noktalar varsa, burada gözüktüğü gibi önünüzü göremiyorsanız, o zaman çizgi kesikli çizgiden düz çizgiye, devamlı çizgiye dönecektir. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar? Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması, araç egzozlarının delik ve hasarlı olması, araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması, trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması. Trafik akışının pardon arkadaşlar. Tabii ki de C şıkkı düzenli bakım yaptırılmasının olumlu katkı sağlayacaktır arkadaşlar. Siz de aracınızın yakıtını, egzoz emisyonunu vesairesini zamanında yaptırın arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır? Kanayan bölgeyi aşağıya indirmek, kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak, uzuv kopması varsa boğucu sargı ile turnike uygulamak, kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak. Doğru cevabımız kanayan bölgeyi aşağıya indirmek arkadaşlar hatalıdır. Çünkü bizim kanayan bölgeyi kalp seviyesinden yukarıda tutmamız gerekmektedir. Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? Üçgen sargı, tel atel, tahta atel, ince rulo sargı. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Üçgen sargı kullanılır. Arkadaşlar tel atel biliyorsunuz tahta atel. Bunlar kol kırıklarında, bacak kırıklarında kullanılabilecek şeyler. Rulo sargı ise arkadaşlar bizim yine yaralanmalarda kullandığımız şeylerden biri ama
A şıkkı, üçgen sargı, köprücük kemiği tespitinde kullanılır. Pardon, evet. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Yolu kontrol etmesi, aracını yavaşlatması, takip mesafesini azaltması, bu bölgeden dikkatli geçmesi. Doğru cevabımız takip mesafesini azaltması olacak arkadaşlar. Yani C şıkkı olacak. Zaten arkadaşlar bu kaygan olduğunu yolun söylüyor bize. Dikkatli olmak lazım. Takip mesafesini arttırmalı ve kazaya sebebiyet vermeden bu bölgeyi terk etmeye çalışmalıyız. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması zorunludur? Kış lastiği, yaz lastiği, polen filtresi, cam suyu, antifrizi demiş. Evet, 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri demiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Kış lastiğini kullanmamız zorunludur bu tarihler arasında. Dikkatli olalım arkadaşlar. Kış lastikleri biliyorsunuz karı daha iyi sabitleyebiliyor kendini. Yaz lastikleri ise sabitleyemez tabii ki. Doğru cevap A şıkkı. Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyollarda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir? A 100, B 110, C 120, D 130. Doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. 100 olacak. Otoyollarda otobüsler saatte 100 km hızla seyir edebilirler. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür? Tokluk hissi, yavaş nabız, görmeden etlik, yüzeysel solunum. Arkadaşlar eğer bir kimsenin şekeri düşmüşse onda bir yüzeysel solunum görüyoruz arkadaşlar. Şekerli su vermek olabilir. Tabi zaten bu tip hastalar yanında insülini vesairesi taşıyorlar. Geçmiş olsun diyelim onlar için de. Evet, şekildeki araç sürücüsü dönen kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir? 1 numaralı şeridi, 2 numaralı şeridi, 3 numaralı şeridi, istediği şeridi diye şıklar da verilmiş. Tabii ki de 1 numaralı şeridi izlemelidir arkadaşlar. Nerede benim şu çizgim? Ha. Arkadaşlar 1 numaralı şeridi izleyip hemen buradan gidip hop ilgili şeride girecek arkadaşlar. Ama eğer buradan giderse ya da buradan giderse biraz daha geniş almış olur ve arkadaşlar buradan bu taraflara dönecek olan sürücülerin de ne yapmış olur? Zarar vermiş olur. Trafiği engellemiş olur. Lütfen böyle şeylere dikkat edin. Yaklaşırken kavşağa döneceğiniz tarafa yakın olan şeride girin. Evet, burada arkadaşlar son buluyor. Umarım faydalı video olmuştur. Aşağıya yorumlara ilgili işte ne söylemek istiyorsanız bizle ilgili olum ya da olumsuz yorumlarınızı bekliyoruz.